1920'lerin ortasında otomobil üretimine başlayan Volvo, 1927 yılında ilk otomobilini satışa çıkarır. Kamyon sektöründe de büyük potansiyel gören şirket, bir yıl sonra ise ilk kamyonu Volvo LV'yi de üretim bandından çıkarır. 1920'li yıllarda kamyon sektörü hızla gelişmeye başlar. Ancak 1920'lerin ilk yıllarında dünya genelinde üretilen kamyonların çoğu zincir tarihteydi ve kauçuk tekerlere sahipti. Volvo otomobilde olduğu gibi ticari araç sektörüne de geç girse de şaft tarihli, lastik tekerli ve tamamen kapalı kabine sahip pazardaki diğer kamyonlara göre çok daha modern bir araç olur. Motor dahil olmak üzere tamamen Volvo tasarımı olan kamyon 1,5 tonluk kapasiteye ve 28 beygir güce sahip olur. O dönemde Volvo otomobillerine talep az olsa da İsveç'in zorlu iklim koşullarına uygun üretilen dayanıklı, sağlam ve kaliteli kamyonlara talep yüksek olur. 1930 yılında daha güçlü 65 beygirlik Volvo LV65 de satışa çıkarılır ve şirket ağır sınıf kamyon pazarında da güçlenmeye başlar. Aynı yıl Volvo otobüsü de pazara çıkarılır. 1930'ların başında buruna sahip kamyonlarda motor ön aksın üzerindeyken kabinin aksın arkasındaydı. Hem kabinin arka aksa yakın olması hem de kamyon kazasındaki yükün arka aksın üzerinde olması nedeniyle zamanın bozuk Avrupa yollarında aks üzerinde ciddi yük binmesine neden oluyordu. Bu sorun kabinin motor üzerine alındığı bulldog tasarımıyla çözülür. Volvo'da bu tasarıma sahip ilk kamyonu LV75'i 1933'te Amsterdam Motor Fuarı'nda tanıtır. Üretimde olan araçların tasarımının eskimeye başladığını anlayan Volvo çok daha modern bir araç tasarlamaya karar verir. 1934'te hafif sınıf kamyon Volvo LV76 pazara çıkarılır. Hidrolik frenlere, gelişmiş süspansiyonlara sahip araç, pazardaki daha ucuz Amerikan kamyonlarına karşı rekabette güçlü hale gelir. Yerli rakip Scania ve Biz yılda 100 adet kamyon ancak üretebilirken, yıllık üretim kapasitesini 5000 adete çıkaran Volvo, İskandinav pazarını domine etmeye başlar. Şirket bir yıl sonra dünyada otomobil sektöründe yaşanan aerodinamik tasarımı kamyonlarına da aktarır ve yuvarlak hatlara sahip Volvo LV8 üretim bandından çıkmaya başlar. Sürücü konforunu da önemseyen şirket araçlarda ısıtıcı opsiyonu sunmaya başlar. Ağır sınıf araç pazarında zayıf kalan şirket 1937 yılında 140 beygirlik LV290'ı pazara çıkarır. 1930'ların sonlarında Avrupa'da büyük bir savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşılır. Birçok ülke gibi İsveç de askeri araç üretimine yoğunlaşır. Hükümetin talebiyle Volvo ağır sınıf 6x4 TVA askeri araçları İsveç ordusuna teslim etmeye başlar. 1939 yılında 6x6 TVC de üretim bandından çıkar. Ayrıca Macar şirketten alınan lisansla M42 orta sınıf tank da Volvo fabrikasında üretilir. Şirket uzun süredir sektörde olsa da dizel motor geliştiren en son üreticilerden biri olur. Savaş boyunca dizel motor geliştirme üzerine çalışan Volvo, 1946 yılında ilk dizel motorunu üretmeyi başarır. Savaştan sonra kamyon üretimi tekrar hız kazanır. Şirket 1946'da ilk dizel motorlu kamyonu Volvo LV15'i üretim bandından çıkarır. Araç İsveç'te en çok talep gören ticari araç olur. Dizel motorlu ağır sınıf kamyonlara olan artan talebi gören Volvo aynı yıl 150 beygirlik LV290'ı da pazara çıkarır. Şirket savaş boyunca zorlu iklim ve arazi koşulları için ürettiği askeri araçlarda kazandığı tecrübeyi savaş sonrası kamyonlarına da aktarır. Güçlü L290 dayanıklılık ve sağlamlığı ile pazarda büyük bir etki yapar. Şirket özellikle hafif ve orta sınıf kamyonların yüksek satışları sayesinde elde ettiği finansla kâr edemeyen Volvo otomobillerinin üretiminin devam etmesini de sağlar. Volvo savaş sonrası yeni tasarıma sahip ilk kamyonu Volvo L34'ü 1950 yılında üretim bandından çıkarır. Bu modern tasarım Volvo'nun dönemin popüler otomobili olan PV444'ten alınır. Alçak şasisi sayesinde şehir içi taşımacılıkta kolay yükleme sağlayan hafif sınıf kamyon 6 yıl içinde 5000 adet satış yapar.
1951 yılında 10 tonluk Volvo L39 Titan satışa çıkarılır. Şirket ilk turbo şarjlı motorunu 1954 yılında üretir ve Titan'da kullanmaya başlar. Aracın gücünü yansıtan Titan ismi tarihin en ünlü kamyon isimlerinden biri olur. Aynı yıl 8 tonluk Volvo L38 Viking de pazara çıkar. Kamyon basitliği, sağlamlığı ve kullanışlılığı ile büyük talep görür. Bu yüksek taleplerden sonra model 1959'da hidrolik direksiyon, turbo şarjlı motor ve daha konforlu ve güvenli bir kabinle çok daha modern hale getirilir. Volvo Viking serisi çok güzel satış rakamlarına ulaşır ve tüm zamanların en ünlü kamyonlarından biri olur. Şirket otomobillerde olduğu gibi kamyonlarda da güvenliğe büyük önem verir. 1959 yılında geliştirilen güvenli kabin çarpışma testinden geçen dünyadaki ilk kamyon kabini olur. Avrupa'da bulldog tarzı kamyonlar popüler olmasına rağmen Volvo uzun yıllar geleneksel kamyon üretimine devam eder. Şirket uzun bir aradan sonra 1956 yılında Volvo L42 ile bulldog kamyon üretimine yeniden başlar. Bu tasarım sayesinde kısa dingil mesafesine sahip, yüksek manevra kabiliyeti ve sürücüye sunduğu geniş görüş açısıyla şehir içi taşımacılık için çok elverişli bir araç olur. Ancak Volvo sağlam ve dayanıklı kamyonlar üretse de tutucu bir üreticiydi. Çünkü yeni teknolojiler geliştirme ve bunları test etmek için yeterli finansı yoktu. Pazara çıkarılan kamyonlarda çıkan sorunlara göre yeni parçalar geliştiriliyordu. Tasarımda da önemli yenilikler yapılmayınca 1960'ların başında satışlar düşmeye başlar ve şirket para kaybeder. Bu nedenle yeni bir seri geliştirmek için çalışmalara başlanır. Aktarma organları, süspansiyonlar, fren sistemleri, kabin tamamen yenilenir. Ağır sınıf kamyonlar ile uzun süre test sürüşü yapılır ve hasar gören parçalar geliştirilir. En optimum motor gücü ve vites oranları test edilir. Bu geliştirmelerden sonra 1965 yılında Volvo F8 serisi pazara çıkarılır. Seri Avrupa'da güvenlik testi onaylı, konforlu, uzun yol için yataklı, modern bir kabine sahip ilk seri olur. Avrupalı rakiplerin en büyük zayıflığı, arıza sırasında yolda servis imkanını çok zorlaştıran ve süreyi uzatan sabit kabinlerdi. Volvo'nun geliştirdiği öne devrilebilir kabin, arıza sırasında yolda hızlıca müdahale edilmesini sağlar. Volvo bu alanda da Avrupalı rakiplerinden önce davranır. 330 beygire kadar güç seçeneği sunan yakıt tasarruflu, hidrolik direksiyonlu, gelişmiş süspansiyona sahip F8, Amerika hariç tüm dünyada kamyon pazarını fetheder. Araç İngiltere'de en çok satan model olur. Dayanıklı, konforlu araçlar Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya yapılan yolculuklarda çok iyi hizmet verir. Yeni atılım şirket için devrim niteliğinde olur ve Volvo Avrupalı rakiplerinin önüne geçer. Şirket yeni geliştirilen sistemlerle Viking serisini de modernize eder ve Volvo N88 adıyla pazara çıkartır. 1970'lerin başında Volvo'nun liderliğiyle modern, ergonomik, yüksek kaliteli, orta hafif sınıf kamyon geliştirmek için DAF, Magirus Deutz ve Fransız üretici Saviem'in katılımıyla Paris'te bir tasarım ofisi kurulur. Volvo'nun aksine diğer üreticiler kabin sağlamlığı ve güvenliği ile değil, konfor ile daha çok ilgilenir. Ancak Volvo bu konuda taviz vermez ve 1975 yılında diğer 3 üreticiden daha güvenli kabine sahip Volvo F6 serisini pazara çıkartır. Daha geniş kabine sahip F7 serisi, Avrupa, Avustralya ve Amerika'da en çok satan orta sınıf seri olur. Araç 1979 yılında yılın tırı seçilir. Ancak 1970'lerin ortasında yerli rakip Scania, vites değişikliği, sürüş konforu gibi alanlarda Volvo'dan daha iyiydi. Sürücüler Volvo'yu kullanmaktansa Scania'yı tercih ediyordu. Şirket bunu değiştirmeye karar verir. Yeni bir seri geliştirmek için ergonomi ve güvenliğe odaklanılır. Kabin titreşimini en aza indirmek için geliştirilen süspansiyon uzun süre test edilir. Ayarlanabilir direksiyon ergonomiyi arttırır. Fan yerine klima kullanılır. 1977 yılında yeni F10 ve F12 serisi pazara çıkarılır. Yeni geliştirilen geniş, yüksek, konforlu kabin Avrupa'nın en prestijli kabini olur.
Hatta bir gazete tır dünyasının Rolls-Royce'u diye başlık atar. Bu yenilikçi yaklaşımla tır kabini basit bir kabin olmaktan çıkar ve sürücülerin rahatça üstünü değiştirebileceği, yemek yapabileceği ve yatabileceği bir eve dönüşür. F1 serisi 1984 yılında yılın tırı seçilir. Volvo'nun en yenilikçi kabin tasarımı birçok üretici tarafından örnek alınır. Şirket tekrar yeni bir dönem başlatmayı başarır. F1 ve F12 serisi 16 yılda 200 bin adetten fazla satış yapar. Volvo, Amerika'da birinci sınıf servis hizmeti vermek için Amerikan üretici Freightliner ile anlaşma yapmış ve geç de olsa 1970'lerin ortasında Amerikan pazarında başarı yakalamıştı. Ancak 1981'de anlaşmanın süresi bitince Freightliner, Volvo'nun Amerikan pazarındaki en büyük rakibi Mercedes-Benz tarafından satın alınır. Şirket pazardaki varlığı tehdit altına girince aynı yıl modern bir üretim tesisine sahip ve modern kamyonlar üreten Amerikalı üretici White Motor Corporation'ın kamyon bölümünü bünyesine katar. Volvo'nun liderliğinde modernize edilen, Amerikan pazarına uygun üretilen White'ın kamyon serileri büyük talep görür. 1980'lerin sonunda Volvo'yu 90'lara taşıyacak yeni bir serinin tasarım çalışmaları başlar. Bilgisayar destekli tasarımın ardından modelleme çalışması yapılır. Rüzgar tüneli testiyle pazardaki en aerodinamik kabin, çarpışma testleriyle de en güvenli kabin geliştirilir. Yakıt tasarrufunu arttıran, emisyon seviyesini en aza indiren yeni bir motor geliştirilir. Çok iyi bir tasarıma sahip yeni kabin 4 farklı versiyon sunar. İç tasarım çok iyi bir ergonomi ve konfor sunarken bilgisayar kontrollü sistemlerle birçok teknolojik özellikler de eklenir. Ayrıca yeni seri hava yastığına sahip dünyadaki ilk tır serisi olur. Şirket geliştirme çalışmalarına 600 milyon dolar harcama yapar. Volvo FH serisi 1993 yılında pazara çıkar ve inanılmaz bir etki yapar. Yeni seri hem Volvo mühendislerinin hem de müşterilerin beklentilerini aşar. Şirket ilk yıl 4000 adet satış yapmayı beklerken 40.000 adet satış yapar. FH serisi 1994 yılında yılın tırı seçilir. Hafif sınıf FL serisi de modernize edilir. 1990'ların ortasına kadar hiçbir üretici hem Kuzey Amerika hem de Avrupa pazarına uygun bir tır serisi geliştirmeye cesaret edememişti. Bunu gerçekleştirmek isteyen Volvo 1990'ların başında ciddi bir proje başlatır. 1996 yılında Volvo VN serisi White'ın üretiminde Amerikan pazarında satışa çıkar. Araçlar White değil Volvo adı altında satılmaya başlanır. Kabin tasarımı, sunduğu alan ve konfor çok etkileyici olur. Öyle ki Volvo 770 televizyon, mikrofırın, giysi dolabı, çift kişilik yatağa sahip olur. 1998 yılında farklı işlevler için kullanılan orta sınıf Volvo FM serisi pazara çıkarılır. 1990'ların sonlarında finansal krize giren Renault otobüs ve kamyon bölümünü gözden çıkarmak zorunda kalır. 2000 yılında Renault kamyon ve tır bölümü Volvo tarafından satın alınır. Renault'un bünyesinde bulunan Mack de Volvo bünyesine girer. 2000 yılında Volvo FH serisi yeniden yılın tırı seçilir. 2002 yılında ilk jenerasyon FH serisi yerini ikinci jenerasyona bırakır. Yeni geliştirilen otomatik vites ve elektronik sistemler kullanılır. Önceki jenerasyonda olduğu gibi Volvo'nun kendi geliştirdiği fren sistemi tercih edilir. Güvenlik yine önemli hedeflerden biri olur. 2008 yılında yenilenen seri yağmur sensörüyle kontrol edilen otomatik silecekler, viraj dönüşlerinde çok daha iyi aydınlatma sağlayan viraj farları gibi özellikler de sunar. Yeni seri radar kontrollü hız sabitleyici, sürücü uyarı sistemi, şerit değiştirme desteği gibi teknolojik donanımlar sunmaya başlayan Volvo serisi pazardaki en teknolojik serilerden biri olur. Şirket aynı yıl 700 beygirlik Volvo FH16-700 ile dünyanın en güçlü tırını satışa çıkarır. Volvo 2012 yılında FH serisini tekrar yenilemeye karar verir. Seri 19 yıldır tır sektöründe ikon haline gelmişti. Bu nedenle beklentiler yine çok yüksekti.
2012 yılında yeni serinin tanıtımı yapılır. Volvo yine beklentileri karşılamayı başarır. Volvo FH16750 yine dünyanın en güçlü tırı olur. Yeni seri uzun yıllardır olduğu gibi yine en yüksek konforu ve en son teknolojileri müşterilere sunar.